Şimdi yorum alarak devam edeceğiz. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy bizlerle olacak. Meryem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul'la başlayalım. Geçtiğimiz hafta bir değer kazancı vardı. Dün de haftaya iyi başladık. Bugün biraz zayıflama görüyoruz piyasada. Yeniden yükseliş trendine dönüyor muyuz acaba piyasada, yoksa bu sadece kısa süreli bir hareket miydi? Sizin öngörüleriniz nasıl? Şimdi baktığımız zaman zaten geçtiğimiz hafta bankacılık endeksin de yukarı taşındığını görmüştük. Ama bugüne baktığımızda bir miktar o tarafta da geri bir satış var. Burada tabii bunu belki kar realizasyonu olarak değerlendirebiliriz. Ama diğer taraftan da tabii yurt dışı tarafında negatif seyrini göz önünde bulundurursak aslında yurt dışındaki negatif havanın içeri bize de bir miktar sirayet ettiğini söyleyebiliriz. Ama baktığımız zaman teknik anlamda endeks bu noktada güçlü duruyor. Çünkü 2500 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığını korursa ilk etapta yakın direncimiz 2590 seviyesi olur. Baktığımız zaman küresel taraftaki şimdi bu hafta önemli, biliyorsun ki Fed'in faiz kararı var. Yeni ABD tarafından büyüme verileri gelecek. Dolayısıyla aslında yurt dışı piyasaların bir miktar yatay negatif olması, hatta yataylığını koruyor olması bu noktada bize de sirayet ettiği için, eğer o tarafta bir toparlanma olursa, içeride bizde de 2590 yakın direncini kırarsa endeks, bu noktada 2690'a doğru ilerleme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Peki küresel borsalarda durum nasıl sizce? Bizi de ilgilendiriyor çünkü son haftalarda korelasyon tekrar artmaya başladı. Yarın da Fed var. Geçtiğimiz hafta bir toparlamıştı. Bu hafta daha karışık seyrediyor küresel borsa endeksleri. Sizce dipten dönüşün işareti var mı, yoksa bunu söylemek için çok mu erken? Şimdi bu hafta Fed olmasaydı belki dipten dönüşün işareti var diyebilirdik. Ama Fed toplantısına kanalize olmuş durumda piyasalar. Dolayısıyla da yurt dışı, özellikle S&P tarafına baktığımız zaman orada 3910-3920 bandı var. Bunun altına sarkmadığı sürece açıkçası o tarafta da bir toparlanma eğilimi başladı. Dibi gördük, buradan belki bir hareket, yukarı yönlü bir sağlam bir hareket olabilir diyebiliriz. Ama diğer taraftan senin de söylediğin gibi Fed'i bekliyoruz. Şimdi biliyoruz artık hani 75 bas puanlık bir faiz arttırımı gelecek. Bu cepte, ama açıkçası bu karardan sonra Fed Başkanı Powell'ın söylemleri bu noktada önemli olacak. Çünkü söylemlerin daha mı fazla şahinleşecek, ki böyle olursa Ağustos'ta Eylül'de tekrar 75 bas puanlık devam eden bir faiz arttırımları olacak mı kısmı bu noktada oldukça önemli bir soru işareti. Dolayısıyla da küresel tarafta da gerçekten bir toparlanmadan bahsedebilmemiz için bir Fed'i beklememiz gerekiyor. Oradan gelecek söylemler ne kadar şahin olacak ya da şahin tutumundan vazgeçecek mi? Bunları takip ediyor olacağız. Yine küresel tarafta ABD tarafında büyüme verisi var. Bu da aslında bu noktada önemli. Çünkü bir taraftan da resesyon endişelerini de konuşuyoruz. Bu da önemli. Ama şunu da biliyoruz. Yine Beyaz Saray'dan gelen açıklamalarda hani gelecek verilerin her ne kadar hani beklentilere paralel ya da üzerinde olup olsa da resesyon endişesini bu noktada görmediklerini ifade ettiler. Şimdi bu söylemler de önemli, ama ortada da bir gerçeklik var ki piyasa bu endişeyi de taşıyor. Dolayısıyla küresel tarafta gerçek anlamda bir toparlanmadan bahsedebilmemiz için öncelikle bir Fed'i geçmemiz gerekiyor ve daha sonrasında da büyüme verisinden sonra o taraftaki yönün daha net bir şekilde tayin edileceğini düşünüyorum. Ama S&P tarafında dediğim gibi 3910-3920 bandı önemli. Bunun üzerinde tutunursa 4000-4070 bandına doğru bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz olur. Evet, büyüme verisi önemli dediniz. Bugün de IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporu yayınlandı. Orada küresel büyüme tahminini yine aşağı revize ettiğini görüyoruz. Bu yıl için %3,2. Önümüzdeki yıl daha da düşük, %2,9. Fakat Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı revize etmişler. %2,7'den %4 seviyesine. Burada büyüme performansı açısından küresele göre biraz daha canlı olması Türkiye'nin acaba yurt içi piyasaları nasıl etkiler? Yani küresel bir resesyon yaşanırken acaba Türkiye büyümeye devam ederse bu örneğin borsa için olumlu olabilir mi şirket karları açısından?
Şimdi açıkçası genel olarak biraz evvel de aslında biraz değindiğim resesyon endişesi var. Dolayısıyla bu küresel çapta gelişmiş ülkelerde görülebilecek resesyon endişesi aslında gelişmekte olan ülkelere de ülkeler açısından yani diğer ülkelerin yatırımları açısından bir fırsat gibi görülüyor olabilir. Bunun tabii ki de bu noktada bize oldukça faydası olacağını düşünüyorum. Hem endeks tarafında endeksin de toparlanması açısından çünkü hep şunu söyledik endeksle ilgili de. Evet şu an bir ivmeyi yakaladık. Bu noktada hani onu göz ardı etmeyiz ama gerçekten endeksin içerisindeki potansiyeli daha da yukarıya alabilmemiz için yabancı yatırımcıların da desteğinin olması gerektiğini söyledik. Çünkü sonuçta şu anda biz yerlilerin gücüyle bu seviyelere geliyoruz. Toparlanmış bir endeks var karşımızda ama bunun daha da ötesine gidebilmemiz için yabancı yatırımlarına da ihtiyacımız var. Bu durumda dediğim gibi yani genel olarak resesyon endişeleri kaynakların, paranın bizim gibi gelişmekte olan ülkelere kayması olasılığını da beraberinde getiriyor ve bu da içeride bizim için olumlu olur diye düşünüyorum. Diğer yandan bugün Yapı Kredi, Arçelik ve Tofaş'la beraber bilanço sezonu da başlıyor. Yine aslında karlılık beklentileri iyi şirketlere yönelik ikinci çeyrekte de. Ve acaba borsa bundan destek bulabilir mi? Geçtiğimiz bilanço sezonlarında da hisse bazlı hareketlerle endeksin yukarı gittiğini görmüştük. Benzer bir hareket bekler misiniz? Yani şirket karları beklentileri tatmin ederse endeks için ekstra bir hikaye olabilir mi bu? Yani açıkçası genel olarak endeks için ekstra bir hikaye yaratmasından ziyade hisse bazlı hareketlilik olabileceğini düşünüyorum ben bu noktada. Çünkü sonuç itibariyle baktığımız zaman evet hani bilanço beklentisi döneminde yukarıya endeksi taşıyan senetler oluyor. Ama dediğim gibi yani burada çok fazla yeni bir hikaye yaratacak bir volatilite olacağını düşünmüyorum. Ama hisse bazlı hareketlerle karşılaşmamız mümkün görünüyor. Diğer yandan döviz piyasalarına baktığımızda son dönemde dolar endeksi biraz güç kaybetmeye başladı. İşte 106'lara doğru bir geri çekilme gördük. Euro dolar tekrar toparladı. Bu süre zarfında dolar TL'nin ise hareketliliğini sürdürdüğünü gördük. Dün yeni bir yıl içi zirve test etti. Şu an döviz piyasaları neyi fiyatlıyor sizce? Hem dolar endeksi hem dolar TL açısından baktığınızda bu hafta nasıl geçecek? Şimdi dolar TL'de maalesef ki zayıf seyir devam ediyor 17.85 civarında. Burada bu noktada şimdi zaten içeride hem bizim kendi yüksek enflasyonist durumumuz var ama diğer taraftan baktığımız zaman zaten küresel çapta güçlü bir dolar algısı mevcut. Her ne kadar dolar endeksi bir miktar geri çekilmiş olsa da bugüne baktığımız zaman bir toparlanma da görüyoruz o tarafta. Ki keza bunun etkisini de euro dolar paritesinde de gördük bugün. Dolayısıyla da açıkçası güçlü dolar algısının ben hala devam edeceğini düşünüyorum ki Fed'in bu toplantısından yani 75 bas puanlık faiz artırımından sonraki söylemlerinde de açıkçası bunlara devam edeceği yönünde ifadeler beklediğimi söyleyebilirim. Ve bunu göz önünde bulundurursak bu noktada dolar endeksini bir kademe daha yukarı taşıyacaktır Fed'in şahin söylemleri. Bu da ne yazık ki içeride dolar TL tarafında bunun negatif yansımasını görme ihtimalimiz yüksek olur. Kıymetli metalleri de konuşalım ki yarın Fed var, konuşuyoruz. Volatilite artıyor Fed akşamlarında genelde ve altın gümüş üzerindeki baskının da aslında sürdüğünü görüyoruz. Orada acaba Fed sonrası nasıl bir görüntü olabilir? Dip oluşumu bekliyor musunuz bu seviyelerde yoksa biraz daha bekleyeceğiz mi dibi görmek için? Şimdi altın tarafında aslında terazinin iki tarafı gibi. Çünkü senin de söylediğin gibi Fed var, Fed'in baskısını altın fiyatlamaları üzerinde görüyoruz. Ama diğer taraftan da resesyon endişelerinin de aslında altının üzerindeki baskıyı bir miktar törpülediğini de görüyoruz bu noktada. Ama yeni bir pozisyon açmak için altının fiyatlaması açıkçası şu noktada ben çok da yeni pozisyona girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet Fed karar gecesi ciddi hareketler olabilir ama ani hareketlerden sonra zaten fiyat bir şekilde dengeye oluşacaktır. Ama altının genel görünümüne bakarsak bu noktada güçlü dolar algısının da hakim olduğunu göz önünde bulundurursak altının üzerindeki baskı resesyon endişelerinin bu baskıyı törpülemesinden daha ağır basacak.
Diğer yandan endüstriyel metallere baktığımızda son haftalarda tabii çok ciddi bir baskı vardır resesyon endişeleriyle ama son birkaç gündür işte bakır olsun, demir cevheri, yine çelik olsun biraz toparlanma çabası görüyoruz. Piyasa burada resesyonu artık fiyatladı mı acaba yoksa sadece bir tepki olarak mı bakmak lazım bu toparlanma hareketine? Yani şimdi tabii bir şeyin, bir ürünün, bir emtianın mütemadiyen sürekli dik bir açıyla düşmesi de bu noktada mümkün değil aslında. Dolayısıyla her kademede bir toparlanma hareketi olacaktır. Ki bunu da zaten senin de söylediğin gibi fiyatlamalarda da görüyoruz. Ufak bir toparlanma var. Resesyon endişeleri devam ediyor. Her ne kadar işte ABD tarafında ve Beyaz Saray tarafından hani resesyon olarak değerlendirilmediği yönünde açıklamalar gelse de sonuç itibariyle baktığımız zaman piyasa bunu fiyatlıyor. Evet, şu an bu fiyatlamaların içerisinde resesyon fiyatlamaların içerisinde mevcut ama gerçekten bir toparlanmadan bahsetmek bence bu noktada erken. Bu bir miktar tepki fiyatlaması olarak değerlendirebiliriz. Petrol de bu hafta toparlanıyor. Onu da mı tepkisel bakmak lazım? Çünkü 100 doların altına inmişti. Son haftalarda biraz zayıfladı. Bu haftaya biraz yükselişle başladı. Bugün de yükseliş var. Petrol tepki mi veriyor o düşüşe yoksa tekrar bir geri çekilme ihtimali var mı? Petrol tarafında durum bir miktar daha farklı diye düşünüyorum. Çünkü orada son dönemlerde arıza yönelik endişeler söz konusu. Dolayısıyla aslında petrolün yukarı yönlü tepkisinin sebebinin arıza yönelik endişeler olduğunu düşünüyorum ben. Evet, senin söylediğin gibi resesyon endişesiyle petrolde bir fiyatlamalarda ciddi anlamda geri çekilmeleri gördük ama bugünkü toparlanmanın yani şu kısa süreli toparlanmanın sebebi arz endişeleri. Ha, bu da bir miktar geçici olacaktır bence. Çünkü genel olarak baktığımızda genel piyasadaki endişenin daha hakim olduğunu göz önünde bulundurursak petrol fiyatlarının üzerindeki baskının da devam etmesinin daha muhtemel olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz katkılar için. İyi akşamlar.